Aklın varsa evlenme kardeşim. Evliliğin hiçbir iyi yanı yok ki, hep kötü yanı var ya. Evli olanın var ya, kafalarında biraz bir sorun var. Zengin birisini alma, havasından geçilmez. Fakir birisini alma, karnını doyuramazsın. Duygusal anlar yaşıyorsun. Türkan Şoray gelse ben almam. Niye? Evet, evliliğin iyi ve kötü yönlerini soruyoruz. Ay, bende iki tane evlenmeyen var. Oğlan kız annem. Güzel annem. 50 sene geçirdik. Çok güzeldi. Vallahi. Şimdi 6 sene oldu vefat edeli. Allah rahmet eylesin. Hani kötü gününde oluyor, iyi gününde unutacaksın. Vallahi. Ha, ama benim oğlanla kız evlenmedi. Evlenmek istemiyorlar mı? Yok, geçti. Geçti, ne? Nerede diye yayınlayacaksın? İnternette. Bakıyorum ben onlara da, bu hangisi? Söyle şimdi sayfamızı. Tamam, bakıyorum. Ay, gidiyorum. Karı yok ya, evliliği anlatsam sana. Karı yok, çocuk. Ben sana hangisini anlatayım? Onu evli olanlara söyle. Yalnız şöyle bir şey var. Evli olanın var ya, kafalarında biraz bir sorun var. Neden biliyor musun? Evli olan hanımıyla hiçbir zaman için kavga etmesin. Eğer hanım ona şiddet gibi bir laf söylüyorsa, akıllı adam onu aldırış etmez. Hanımını dinler, kapıdan çıkar. Hiçbir zaman da kadını üzmez. Kadın tamam konuşabilir ama onun da sana konuşma bir hakkı varsa sus. Hiçbir zaman şiddet uyduk alma kadına. Hı hı. Kapıdan çık, onun öfkesi diner. Tamam mı? Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. 58 senedir evliyim. Maşallah. Allah'a çok şükür iyiyim. Maşallah. Hiçbir şeyim yok yani. Mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın. Evliliğin en iyi ve en kötü yönlerini soruyoruz. Abi vallahi para varsa çok iyi olur. Başka bir şey demiyorum. Durumun varsa iyi. Hı hı. Yoksa şeye kalmış bir şey. Ne diyorlar ona? Karşılıklı yani güzelliğe kalmış bir şey. O da yaklaşmış. Burada da yine maddi durumlar ön plana çıkıyor yani. Ondan evvel de daha insanlık durumlar daha şey çıkıyordu. O da şimdi kalmadı. Şimdi şu durumda hiçbir şey yok öyle. Kimse kimseye şeyi yok. Peki sizce neden bu kadar değişti şartlar? Vallahi baştakilerine söyledi. Öyleyim. Baştakilerine söyleyeceğiz. Baştaki bizim başımızdakiler böyleyse işte artık İnşallah iyiye de gitmez yani. Bunlar kaldı müddetçe iyi olmaz. Yani değişmesi lazım. Bir değişim olması lazım. Bir kan... Umutsuz bakıyorsunuz yani. Umutsuz bakıyorum. Peki. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Evliliğin iyi ve kötü. İyi yönleri insanı aile hayatına bağlayan, insanı daha mutlu eden, daha güzel yaşatan bir kurum. Ama yaşlandıktan sonra seneler geçince artık o döngü değişiyor. Mutsuz oluyorsun. Doğru yönler ortaya mı çıkıyor? Doğru değilse de artık maraton oluyor yani. Mutsuz oluyorsun. Aynı insandan 40 sene geçirmişsin. Artık lavali oluyorsun. Saygı kayboluyor. O uzun zamanda saygı kayboluyor. Bir de buna büyük şehir geçim hayatı eklenirse zor oluyor o zaman. Ama genç için çok ideal bir kurum. Gençler için ideal bir kurum. Gençlere mutlaka tavsiye ediyorsunuz. Evet, ben tavsiye ediyorum. Sizce evliliğin en iyi ve en kötü yönleri neler? Sana uyacak eş alırsan o seni rezil olsan vezir yapar. Yok, rastgele birisini alırsan bilemezsin. Kavun karpuz seçer gibidir. Kaybedersin. Bektaşı'ya sormuşlar. Gel, sizin gibi genç birisi. Dede, evleneceğim, nasıl birini alayım? Oğlum, zengin birisini alma, havasından geçilmez. Fakir birisini alma, karnını doyuramazsın. Güzel birisini alma, taprası çıkar. Çirkin birisini alma, yüzüne bakamazsın. Bunun dışında ne alırsan al demiş. Ne kaldı peki? Onu da kendin düşüneceksin. Orta sınıftan birisi kaldı. Nasıl kaldı? Ev kadını olacak. Senin açlığına dayanacak. Varlığında var olacak, yokluğunda yine var olacak. Seni toparlayacak. El aleme rezil etmeyecek. Evdeki açlığını kimseye söylemeyecek. Diyelim ki kışın battaniyenin altında geçiriyorsun. Başkaları soracak. Doğal gazınız yanıyor mu? Yanıyor diyecek. Ne kadar geliyor? Komşuya ne geliyor? 1300.
Bize de 700 geliyor diyecek. Ya nasıl olur? Diyecek ki biz akşamdan ısıtıyoruz, sabah ısıtıyoruz. Akşam kısıttığımızı gece kapatıyoruz, sabaha kadar yatıyoruz. Gündüz de evde durmuyoruz. Yemeklerde iki yiyecek, bir yiyecek, evde yapıp yiyecek. Gelip dışarıda da şurada şunu yiyorlar. Biz de gidip orada yiyelim demeyecek. Kendi yapıp evde yedirtecek. 10 liralık yiyeceği 2 liraya indirecek. O zaman enflasyon ne kadar vurarsa vursun, tencereni kaynatacak. Kaynattığı zaman seni de dimdik ayak tutacak. Birini alırsan evliliğin iyi yanına basarsın. Yok. Efendim, bana bir artistin kız kardeşini benim bir köylüm aldı. İsmini vermeyeceğim. İki daireyi de üzerine yaptı. İki de oğlu oldu. Ondan sonra tuttu, yan çizmeye başladı bu artistin kız kardeşi. Bizimki de havalı ya, artistin bacısını almış diye. Ne oldu? Ne ola? İki daireden, iki oğlundan sonra, iki çocuktan sonra kadın yan çizmeye başladı. Erkeği hiçbir yerde sallamadı ve ondan sonra da çocuklarını aldı gitti. Bizim köylümüz, hemşerimiz, üç kuşak ötede akrabamız kala kaldı. Mal mülk de gitti. Mal mülk de gitti, aklı da gitti, gençliği de gitti. Şimdi gitmiş babasından kalan eve sığınmış. Bir yabancı kadın bulmuş, onunla yaşamaya çalışıyor. Niye kazan iken sen iki tane daire kazanmışsın? Birini kendi üstüne yapaydın ve birini hanıma vereydin. Ne oldu? Erkeği ayazda bıraktı, sırtını açtı. O da evliliğin iyi olmayan yanı. O zaman ne olacak? Öyle birini anlayacaksın. Nasıl anlayacaksın? Onun hareketlerinden, konuşmalarından çözeceksin. Bana Ankara'da bir öğrenci dedi ki, yüksek öğrenim gören öğrenci. Türkan Şoray'ın gençlik filmlerini gidin görün, genç, delikanlı. Türkan Şoray gelse ben almam. Niye? Bana onun yüzü değil. Ben 70 sene aynı yastığa baş koyacağım. Bana onun beyni lazım, beyni. Ki beni toplayacak, toparlayacak, kaldıracak, ayazda bırakmayacak. Beni insan içine çıkaracak birisi lazım. O zaman ben de 15-16 yaşındayım. Dedim ya, Türkan Şoray alınmaz mı? Dedik alınmaz. Ben de dedim bunun kafası çalışmıyor. Seneler geçti, 30'lu yaşları geçtim. Anladım ki o doğru söylemiş, benim kafam çalışmıyormuş. O zaman kafa yapısı sana uygun birisini alırsan, o Bektaşi dedesinin dediğinin dışında birine hayatını birleştirmiş olursun. O zaman gelen de kazanır, kendin de kazanırsın. İkiniz tek vücut olursunuz, birbirinize karışırsınız. Geceyi gündüz yapar, aydınlığa çıkarsınız. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evliliğin iyi ve kötü yönlerini soruyoruz. Neyse, ben anlatmayayım. Başım. Peki, teşekkürler. Evliliğin iyi ve kötü yönlerini soruyoruz. Hiç konuşmayayım diyorsunuz en iyisi. Evlenmenin iyi ve kötü yönlerini soruyoruz. Evlilik her zaman güzel. Yani güzel yerleri tabii ki çok. Ha, dezavantajları da var tabii ki ama gençlikte evlilik biraz erken olursa tabii ki. Evliliğin iyi ve kötü yönleri. Evlilik iyidir bence, çok iyi. Biz 40 senelik evliyiz maşallah diyelim. Yani idare edeceksin. Sevgi, her şeyden önce sevgi geliyor. Bazı şeyleri, kusurları görmeyeceksin. Bazı nedenler olabilir, ufak tefek çocuklar ve akraba arasında. Alttan alacaksın, idare edeceksin. Olgunluktur yani. Bence budur. Evliliği yürüten. Çok parayla mutluluk olmaz, fazla parayla. İdare edeceksin. Her şey zamanında oluyor. Her şey sahibi oluyorsun. Tabii ki baştan biraz zorluklar oluyor ama bunu sabretmek gerekiyor. Her şeyiniz oluyor. Evinizde oluyor, arabanızda oluyor, çocuklarınızda oluyor. Önemli olan çocuklarınızın sağlığı, kendinizin sağlığı, kendimizin. Çocuklar yalnız büyüyünce onlar biraz farklı bir görüşte oluyorlar. Z kuşağı diyorlar ne? Biraz büyüklere çatışması olabilir. Büyüklere dinlemiyorlar bazı. Ama benim çocuklarım dinliyor ama bazen de çocukların farklı görüş açıları var. Saygı duymak lazım. Çok da ileriye taşmaması gerekiyor. Anne baba başına bir şey gelmesini istemiyor. Bir burnunun kanamasını istemiyor. Ayağının bir yere çarpmasını istemiyor. Çünkü duygusal anlar yaşıyorsun. Evet, hadi tamam, hadi hadi. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağ olun. Vallahi abi kötüsü çok mal. Sana sorayım. Buraya sor abi sen. O söylesin abi. Yok, sen söyle. Varsa alalım yanımdan. Evlilik güzel bir şey efendim.
Evlilik bayağı bir güzel bir şey. Evleniyorsun, iki oğlun bir kızın oluyor. Sonra işte sıkıntılar başlıyor. Mal sahibi arıyor. Ekliyorsa fotosu fazla geliyor. Ondan sonra Erhan 26 bin lira net maaş alıyor. Aile yetmeni işte evi böyle geçirmek için 100 saat mesai yapıyor. Arkadaşlarımdan başka eşimi görmüyorum. Eşim bir tek akşamda yatmaya gittiğim zaman görüyorum ki karı kalk ben geldim diyorum. Olur yani. Evlilik bu kadar güzel bir şey. Ama ben de bugün istedim benim bir evim olsun. Altında bir arabam olsun. Etli su, ceylan bir şeyim olsun. Ev ülkenin ekonomisi güzel olsun. Hani yani iki sene önceki yani şeyde şu anki geçim bir değil. İki sene önce 2500 lira kira veriyordum. Şimdi 14 milyar 500 milyon veriyorum. Asgari ücret 17 milyon 2 TL. Nasıl ben iyi olayım? Nasıl mutlu olayım? Şimdi soruyorlar diyor ki yani yaşlı ihtiyarlar işte Cemil'e işte diyor ki telefonu çıkar. Şimdi o ihtiyar adı üstünde ihtiyar yani. Yani bu yani başka ne söyleyeyim? Ha, evlenmek istiyorsan kardeşim evlenme. Evlenme abi. Önerme abi niye önereyim? Hani bugün çamaşır makinesi olmuş 25 milyar, buzdolabı olmuş 35 milyar, kurutma makinesi olmuş 40 milyar. Tamam belki eskiler şimdi söyler bizim işte zamanımızda çamaşır makinesi yoktu. Ya ablacığım yoktu ama su da 2 liraydı şimdi oldu su 6 lira oldu. Bugün en dandik sigara 70 milyon olmuş. Bir ayran olmuş 20 milyon olmuş. Başka ne sana söyleyeyim abi? Evlenme. Önermeme nedeniniz ama ekonomik şartlar. Ekonomik şartlar efendim. Başka ne olacak? Yani bugün kim bugün evli olmak istemez? Eşim olsun, evim olsun, üç tane çocuğum olsun, mutlu olsun. En kötü bugün bir tavuk ya. Şurada bak pilavcı açılmış. Gittik iki tane pilav, iki ayran, 200 milyon para verdim. Pilavın kilosu 60 milyon. Yani ben daha ne sana söyleyeyim? Aklın varsa evlenme kardeşim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Sorumuz şu, evliliğin iyi ve kötü yanları. Hocam ben bekarım şu anda. Hı hı. Evlenmedim. Evliliğin iyi yanları tabii ki de var. Ömür boyunca o kişiyle geçimini yapacaksın. Yani güzel bir duygudur yani. Hı hı. Dışarıdan gözlemlediğiniz kadarıyla olumlu bakıyorsunuz. Evet, tabii ki de olumlu bakıyorum. Ama tabii ki hayırsız çıkarsa karşına çekeceğin vardır. Hayırlısı çıkarsa bayağı mutlu yaşanırsın ömür boyunca. Yani öyledir yani. Peki. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ ol. Evliliğin iyi ve kötü yanlarını soruyoruz. Evliliğin hiçbir iyi yanı yok ki. Hep kötü yanı var ya. Aa. Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yok şaka ediyorum. Evliliğin iyi yanı da vardır, kötü yanı da vardır tabii canım da. O kişiye göre değişir, şahsa göre değişir. Bilmiyorum rast gelmiş midir adamın evliliği, rast gelmemiş midir bilemezsin ki. Ama sormak lazım tek tek. %80'nin rast gelmişse, pardon %50'sinin rast gelmişse %50'sinin de gelmemiştir. Sizi de biraz düşünceli gördüm. Niye? Böyle düşünceli konuştunuz sanki ya, bu konuda. Temkinli olmak lazım. Nasıl %80 diyeyim yani %80 diyordum az daha dilim kayıyordu yani. %80 olamaz, %50 belki. İnsanların çoğu da diyor ki biz artık hiç evlenmeyiz diyor. Niye diyorum? Geçim zor diyor. Geçim zor olduğu için diyor birlikte yaşanır ama evlenmez, evlenilmez diyor. Doğru mudur, yalan mıdır bilmem. Ben onların yalancısıyım. Yani. Gençler biraz olumsuz bakıyor yani. Efendim? Gençler biraz olumsuz bakıyor ekonomik şartlardan dolayı. Gençler de değil de bazı sivri zekalılar diyelim gel. O zaman şey olmaz. Nesil çoğalmaz. Nesil yürümez o açıdan diyelim. Evet. Yoksa benim için adam evlenmiş, evlenmemiş, beraber yaşamış, yaşamamış çok da mesele değil yani. Ama neslin çoğalması için evliliğin olması lazım. Bu kadar. Çok çok teşekkür ederiz katılımınız için. Sağ olun, hoşça kalın. Evliliğin iyi ve kötü yanlarını soruyoruz. Hepsi kötü acı. Tamamen kötü. Aynen. Röpet hapis. Tamam, ben bekarım. Gerisi boş ver. Evlenemiyor ki insanlar, ne soruyor? Evlenenlere soracağım, bize sorma. Bekarlara, gençlere sor. Tamam mı? Evlenemiyorlar da. Teşekkürler. Soruyoruz. Neyi? Evliliğin iyi ve kötü yanlarını soruyoruz. Her yeni dört dörtlük. Bir tane. Tamam. Kaydı al. Dur şimdi dönüp gelecek. Ey maşallah. Aman bizi ezme.